Merhabalar arkadaşlar, Onca Maskan'la hoş geldiniz. İlk defa geldiğiniz için ben Hasan. Bugün görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar, haberlere çıkan Maria'mı oynayacağız. Haberler falan çıkmış arkadaşlar bu eskiden. Bayağı bir konu olmuş. Neymiş abi konusu? Bu kadar korkunç mu sizce de? Yani girip bir bakacağım neymiş abi bu. Kübra oynamıştı arkadaşlar hatırlarsanız. Ben hiç oynamadım bu oyunu. Bir bakacağız arkadaşlar neymiş bu oyunun efsanesi, gizemleri gerçek mi falan filan. Girip bir bakalım dedim abi. Japon bebeği de çekmek istiyorum arkadaşlar. Eğer 1000 like gelirse bu videomuza. Hani güzel bir like atarsan zaten like atmak ücretsiz arkadaşlar. Gidip like atabilirsiniz. Ben sizin videonuzun hepsini beğeniyorum da siz benimkini neden beğenmiyorsunuz? Şimdi çok uzatmadan videomuza geçelim. Bilinmeyen gizemleri var Maria'mın arkadaşlar. Onları da göstereceğim videoda. Keşke sen olsaydın. Keşke sen olsaydın. Evet arkadaşlar, Meryem... Ne oldu, sesin mi kosuldun? Evet arkadaşlar, Maria'm oyunun resmi sitesine göz atacağız bugün. Yani bu siteyi muhtemelen çoğunuz bilmiyor. Ben de yeni buldum yani, biraz araştırdım buldum. Burası arkadaşlar Maria'm oyunun resmi sitesi. Görmüş olduğunuz üzere zaten. Oyuncu sayısı 21 milyonu geçmiş. O 21 milyon kişi Türkiye'de oynamış oğlum. Bayağı bir indirilmiş arkadaşlar. Ama bunlar çıkacak galiba oynarken karşımıza. Burada ayrıntı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bak oyun ödülü falan almış diyor. Bu oyun ödül almış bir de biliyor musunuz? Haberler kadar çıktı zaten. Bu oyun ne ödül almış olabilir abi? Bu ne abi? Bu ne ödülü ya? Ödül vermiş bir de bu oyuna. Neyse arkadaşlar buradaki sır ne biliyor musunuz? Mesela Google Play'de olması lazım değil mi oyun? Tıklıyoruz abi. Google Play'de değil oyun. Oyun kaldırılmış arkadaşlar. Sunucu falan bulunamadı diyor. Oyun çünkü kaldırıldı arkadaşlar. Yani Google Play'den silinen oyun. Baba! Niye silinmiş onu bilmiyorum ama genel tepkiler yüzünden bence silinmiş olabilir arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Oyun Steam'de var mı lan hala? Bir bakalım Steam'e. Aynen oyun Steam'de var arkadaşlar. Özel eğitim alıyor şu anda. Meryem adlı oyun çocukları korkularla besleyerek tüm bilgilerine ulaşıyor. Uzmanlar hızla yaygınlaşıyor. Bilgilere falan ulaşıyormuş. Bilmiyorum artık bunlar çok mu abartıyor acaba? Oyuna karşı... Bak Meryem sizi aramaz abi. O kadar da değil abi ya. İndirip göreceğim şimdi merak etmeyin. Bak. Bir de konuşuyor. Bence bu haberciler de yalan atıyor oğlum. Bu fake lan bu. The Marim, bir bilgisayar oyunu. Çocuklara yönelik sanal tehditlerin en son örneği. Arkadaşlar mesaj geldi. Dalga mı geçiyorsun lan? Arapça mesaj gönderiyor Meryem. Oğlum valla buna ben çok gülerim ha. Yalan bu oğlum. Bu fake arkadaşlar. Neyse abi biz girelim bakalım. Ben doğruları söylerim arkadaşlar. Girelim bakalım. Bunlar gerçek mi? Bize mesaj gönderiyor mu? Bizi arıyor mu? Bizi gözetliyor mu? Hepsini göstereceğim bu videoda. Hadi geçelim oyuna. Benim adım Meryem diyor. Biz Kübra gibi Meryem diyelim ona. Kübra bir isim takmıştı hatırlarsanız. Oyun bulmaca çözmeye bağlı diyor. Niye drama müziği var arkada? Beni üzen bir müzik var. Oğlum! Sadece 12 yaşına büyükler oynayabilir. Ben kaç yaşındayım? Oo arkadaşlar ben 21 yaşındayım. Büyüğüm ben. Ben oynayabilirim tabii ki de arkadaşlar. Siz 12 yaşından küçükseniz oynamayın. Çünkü etkilenebilirsiniz. Olmadı be, böyle olmadı. Tamam adın ne diyor? Adımı nereye yazacağım? Gerçek adımı yazayım ya bir şey olmaz. Tamam mı? Hoş geldin. Burada kayboldum. Tamam. Yine bizi etkilemeye çalışıyor. Oğlum. Artık bunlar geride kaldı. Ben bu şarkıyı nasıl kısabilirim? Kısamıyor muyum? Buna yardım edelim mi? Ben yardım etmek istemiyorum. Neden sert bir kalbim var? Hemen ağladı. Bu nedir abi ya? Ben tanımadığım insana yardım etmem ama... Neyse tamam.
Ağlama ağlama kıyamam. Oğlum ağlama yeter. Çünkü benden nefret ediyorsun, hayret olduğumu düşünüyorsun. Ya Abuzer abi haklısın da bana doğru gelmiyor. Sadece senden nefret ediyorum, hayalet. Hayalet diyelim. Gelin ve kendinizden emin olun, devam edin. İstemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne bağırıyorsun lan bana? Neden bu kadar gözlerini görüyorum? Saçmalıyor ya. Bence saçmalıyor, başka hiçbir şey yapmıyor. Her şeyi duyuyorum diyor. Beni duyuyor musun lan? Ne duydun? Bütün ülkeler para için mücadele yaşıyor. Oğlum ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun? Evet. Tamam ne? Kapağı sesi geliyor. Neden odama gelmiyorsun? Gelmeyeceğim. Niye gelmeyeceğim seçeneği yok? Ana beni hapsetti. Bence bu oyun hiç korkunç değil arkadaşlar. Niye? Neden yaptı şimdi bunu? Niye beni hapsetti? Yakında geri dönene kadar çıkmayacaksın. Ata seninleyim. Mobil sarsacak. Ne diyorsun oğlum? Abi bu oyun niye bu kadar sıkıcı geldi bana şimdi? Amacın ne? Deneyim. Beni hapsetti arkadaşlar. Mal gibi kaldım burada ben. Beni ne zaman arayacak Meryem? Onu bekliyorum ben. Bana Arapça mesaj gönderecek mi acaba? Anahtar seninleyim, mobil sarsacak. Oğlum ne diyorsun? Çeviri saçma ha. Çeviri yanlış. Bu ne oğlum? Heh, anahtarı ver. Dene. Ya Allah için hadi hadi. Araba odasına gideyim ben. Araç varsa kaçayım. Kapı seslerine bak Allah için ya. Sadece oyun geriyor, başka iş yapmıyor. Ses çıkarma. Niye ses çıkarmıyorum abi, salsana. Hasan ben döndüm. Allah senin belanı versin. Niye geri döndün? Tamam. Ne yapacağız Meryem? Oğlum ne bağırıyorsun? Geri zekalı mısın? Ne bağırıyorsun? Aldatma, neredesin? Hayır ben böyle oyunu. Yemin ederim ya. Evde olduğunu biliyorum. Saklanıyorum kanka, görme beni diye saklanıyorum. Arkadaşlar şu an saklamış durumdayım. Meryem görmesin beni diye. Evet arkadaşlar, oyun baydığı için çıktım abi. Abartılmış, haberciler yalan söylüyor abi, bu kadar basit yani. Basit bir oyun bence, korkunç falan da değil. Biraz geriyor abi, bu kadar basit. Ama saçmalıyor ya bence. Artık çeviriden mi hatalar vardı? Ya da oyun eski olduğu için, güncellenmediği için mi bu halde bilmiyorum ama bence oyun korkunç değil abi. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Japon Bebek bence daha korkunç. Ben oyunu oynamak istiyorum. Hani like atıp bunu belli edin bana eğer istiyorsanız videosunu. Gelecek videomuz o olsun. Yani Japon Bebek bundan 1000 kat daha korkunç ve daha çok yasaklanması gereken bir oyun diye düşünüyorum. Meryem oyunu büyük bir abartı arkadaşlar. Yalan söylüyorlar size. Yok sizi arıyorlar, yok evinize geliyorlar gece. Bunun hepsi yalan arkadaşlar, palavra.
Haberler nereden çıkmış onu da bilmiyorum ama saçmalamış bence haberciler. Neyse arkadaşlar, gecikti iki videomuza kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın, eğlenceyle kalın. Bay bay.